Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir koleksiyon videosuyla karşınızdayım. Bugün ne gösteriyorum? Parfümlerimi göstereceğim. Biraz uzun bir video olacak. Farlar gibi yine parfümleri çok sevdiğim için büyük bir koleksiyonum var. Çok koku kullanan biriyim. Her gün kullanıyorum ve aşırı şekilde sıkıyorum. Hatta bazen insanlar bana diyor ki parfümde mi duş aldın? Yani parfüme mi yattın direkt? Ama hemen başlayalım. İlk olarak şu parfümümü göstereyim. Paco Rabanne'nin Lady Million parfümü. Bu 30 milimlik olan galiba. Klasik. Bunu herkes tanıyor neredeyse. Bilindik bir parfüm. Kokusunu nasıl? Ya ağır bir koku. Herkesin kullanacağı bir şekilde değil. Biraz aslında çamaşır şeyine benziyor. Deterjan. Ne alaka? Biraz benziyor deterjana. Aslında benim yaşımdan biraz daha şey... Evet. Yaşıma göre yani değil. 40-45 yaşlarında kullanılabilecek bir aynen. Parfüm aslında. Benim yaşıma daha uygun bir parfüm olarak. Lancome'un şeyi var. Neydi bu? Idol. Idol parfümü. Bu da yine 30 milim olması lazım. Bu yalnız direkt gece çantasına atabileceğiniz. Clutch'ınıza. Yani o kadar ince düşünülmüş ki. Yani her çantaya sığabilecek bir parfüm. Bunun kokusu... Şeker. Bu direkt şeker yani. Şeker kokuyor. Kesinlikle yaşıma uygun bir parfüm. Ama çiçekli. Olabilir. Çiçekli. Ama şekerimsi kokuyor yani. Benim evet, yaşıma tatlı. Uygun bir parfüm. Şöyle bir parfümüm var bir de. Yves Saint Laurent'un Black Opium. Ay bunun benim bende mavisi var mı? Bu şeye çok benziyor. Lancome'un idolüne. Ama bu daha şekerden nazaran biraz daha böyle vanilyamsı. Ya ben vanilyayı sevmem ama öyle rahatsız edici bir koku değil. Şu şekilde bir şişesi var. Çok havalı. Bende mavisi vardı. Altın, sarısı, kapaklı falan. Bu da 50 milimlikmiş. En sevdiğim parfümü göstereceğim şimdi. Kokusu... Ya ben koku anlatmakta çok zorlanıyorum. Ver. Bu daha ağaçımsı kokuyor. Nasıl? Ağaç mı? Ya böyle şey... sandalwood dediğimiz ne? Türkçesi. Bu daha çok böyle... Göstereyim doğal, mi? Doğal bir kokusu var. Yine Paco Rabanne. Bunun milimi kaç? 50 olması lazım. Yani 60. Doğal ve hafif bir koku. Ama tende güzel duran bir koku bu. Aynen. Her tene yakışmıyor. Evet. Farklı kokabiliyor. Evet. Çünkü her tende normalinde zaten parfüm değişik kokar. Mesela sen sıktığında kalıcı kalıyor. Ben kullandığım zaman onu bende çok kalıcı kalmıyor. Parfüm zaten bende biraz sıkıntılı. Tenim çok parfüm değiştiriyor ama bu parfüm benim tenime yakışıyor. 80 milim. Paco Rabanne'nin Olympia parfümü. Çok sevdiğim. Yani en sevdiğim parfüm bu. Gerçekten çok seviyorum. La Vie Belle 50 milimlik şişesi. Yani bu da yine klasiklerden aslında. Tanımayan var mıdır? Çakmasını da kullandım. Orijinalini de kullandım. Her şekilde. Bu da yine çok güzel bir parfüm. O kadar ağır değil. Düşünüldüğü kadar ağır değil. Hafif bir parfüm ama sevdiğim bir parfüm. Şu şekilde bunlar. Pahalı parfümlerin kutusuna bak. Ya şöyle, yani pahalı değil de bunları böyle şekilde saklıyorum. Bir pahalı parfüm daha var. Buraya sığmadı. Onu şöyle koydum. Onu bir arayayım. Bunu da. Bu pudramsı kokuyor. Çiçek pudramsı. Böyle onun karışımı. Chloe. Bu da yine klasiklerden. Bunu ben kendi paramla almadım. O yüzden dedim. Ama sevdiğim bir parfüm ama kalıcı değil bu maalesef. Kaç milimlikmiş bu? Ya efsane 30. Çiçek. Yani resmen çiçek bahçesi. Ama yine de pudramsı bir şeyi var. Alt şeyi alt böyle. Bunu sen bana verdin. Bu senin de. Sen kokusundan hoşlanmıyorsun. Alerjik reaksiyon verdiği için. Bana verdi. Ben kullanıyorum. Neyle devam edelim? Yine hediye gelen pahalı bir parfümle. Ya bu bana hediye geldi. Ablamın bir arkadaşından, benim bir sevdiğim ablamdan bana hediye geldi. Yılbaşı hediyesi olarak. Calvin Klein'in Euphoria parfümü. Bunun şişesi o kadar büyük ki. Evet.
Evet, gerçekten. Bu hafif bir koku, öyle ağır, rahatsız edici değil. Bu herkesin sevip kullanabileceği aynen bir ürün. Çok nötr bir kokusu var. Evet. Ama hoş. Kokusunu anlatmak da çok zor. Hatırlamıyorum. Bende de var. Nasıl anlatsam bilemedim yani. Böyle şey, çiçek değil. Çiçekimsi hiçbir şekilde değil. Tatlı aslında daha çok. Yine böyle hafif pudramsı. Pudra tatlı. Tatlı. O şekilde. Yani klasik parfüm kokusu aslında. Yani öyle çok denilecek şeyi yok. Güzel bir parfüm. Kalıcılığı da fena değil. Güzel. Bu da kaç milimmiş? 50, 100 milimmiş hatta yani. Bayağı büyük bir şişe bu. Böyle gemi gibi. Çok güzel bir parfüm. Paraya kıymış. Öpüyoruz. yine bir hediye. Bunu kendi paramla almadım. Cheap and Chic Moschino markasının. Onu sen almadın mı? 30 milim anlatacağım. 30 milimlik. Hediye kuponum vardı. Ha, doğru. Kaç euro? 10 euroluk hediye kuponum vardı arkadaşımdan. Daha doğrusu iş arkadaşımdan. Yılbaşında Almanya'da şey yapılır hep. Biz çok kalabalık çalıştığımız için kura çekiliyor. Kuradan çıkan kişiye hediye alıyorsun. 10 euroluk bir hediye demiştik. O bana 30 euroluk bir hediye almıştı. İçinden de şöyle bir 10 euroluk kupon vardı. Ben de ne alayım ne alayım diye düşündüm. Bunu görmüştüm. Bu 50 eurodan 20 euroya indirime girmişti. Moschino'nun parfümü. Ben de 10 euroluk kuponumun üzerine bir 10 euro daha koydum ve bu parfümü aldım. Kokusu çok kalıcı değil maalesef. Moschino olduğu için ben çok beklentiyle yaklaştım aslında. Bu çok pudramsı. Aslında deodoran gibi kokuyor direkt. Evet, deodoran gibi kokuyor direkt. Kalıcılığı maalesef hiç yok ama kokusu çok güzel. Bu cam mı? Plastik. Üstü plastik, altı cam. Çok deodoranımsı gibi kokuyor değil mi? Tipik annemin kokusu. Çok deodoran. Hiç kalıcılığı yok ya. Bir dahaki doğum gününü onu alalım. Annem beğendi. 50 euro vermem ben buna. İndirimdeydi diye. Yani bir daha almam bu parfümü. Ya efsaneliği yok yani. Yani çok beklentiyle yaklaştım Moschino olduğu için ama fos çıktı. Neyle devam edeyim? Senin bana yine verdiğin bir parfümle devam edelim. Neymiş bu? Ben de sana ne çok parfüm var. Copart markasının. Ben bunu hiç sevmiyorum. Bunu bitirmek için artık... Ya at onu diyorum sana. Yani... Ya yazık, günah. Bu ne arkadaşlar biliyor musun? Bir... Yani bu vanilya bombası. Bunu hediye eden kişi... Bunu bana hediye eden kişi videoyu izlemeyecek için. Bu direkt bir vanilya bombası ve artık beni takip eden insanlar biliyordur ki vanilyadan ne kadar nefret ettiğimi. Dondurmalı, vanilyalı dondurma arkamdan atabilirsin yani, silah gibi. Yani kaçarım direkt. Yani tatlı açısından hiçbir şekilde seçmem. Her şeyi yerim. Ama vanilyalı dondurma limit. Gerçekten limit. Vanilyalı pasta, vanilyalı koku, vanilyalı her şey. No. Bana vanilyalı bir şey hediye eden gerçekten benden nefret ediyor. Çok ağır kokuyor. Yani böyle resmen nene parfümü. Kaç milimmiş? Bir de bitmiyor. 30 milim. Dur bakayım. Ya sıkma. Of, çok kötü ben bunu gerçekten. Çok ne bozulmuş artık. Çok kötü kaptı. Öleceğim. Sıktım. Öleceğim. 2000 years later. Sıktığında çok ama çok iltifat aldığım bir parfümle devam edeceğim. Yves Rocher'in Quelque Note d'Amour parfümü. Bunun milim neymiş? Bu da 30 milim. Bu da yine pahalı bir parfüm aslında. O kadar ucuz değil. Ama bunu sıktığımda hep sürekli iltifat alıyorum. Benim de Yves Rocher'in bir parfüm var. Bende de öyle. Bu değil de başka. Bu da yine pudramsı kokuyor. Onu ben kullanamıyorum. Ben bunu çok seviyorum. Evet, çok ağır bir parfüm. Yani gerçekten başınızı ağrıtabilecek bir parfüm. Hele dikkatli böyle kullanın. Sen fonunu sıkıyorsun bazen bir yere giderken, fazla sıkıyor. Ben arabaya, evet, fazla biniyoruz. Ben böyle kusacakmışım gibi oluyor. Cam. Bütün camları açacağım. Ben parfümü maalesef çok sıkan biriyim. Evet. Bir de böyle bu şekilde ağır olunca çok rahatsız ediyor. Şey olur ya, zengin teyzeler. Aynı öyle kokuyor.
Onlar da böyle çok sıkı kürküne hepsine siniyor. Böyle zengin teyzeler kürküne şey yapar ya, kırmızı rujlu falan. Aynen öyle bir kok. Hayır. Daha gencim Allah'a şükür yani. Yine Yves Rocher ile devam edelim. Bunu sen hiçbir şekilde kullanamıyorsun. Bu çünkü sadece şey kokuyor. O bana çiçek. Niye sürekli hediye geliyor? Ben anlamıyorum. Çok güzel. Doğum günlerimde, yılbaşlarında. Nergis kokuyor mu? Her şeyde evet. Kullanamıyorum ya çiçekli koku. Ama bu bana hediye ürün olarak geliyor. Kaç kere dedim ben bunu kullanamam. Ve ben bunun 3 şişe vardı bende. Şu kadarı kaldı. Bir şişe kaldı, o da yarısı. Tabii çok sıktığım için. Çok büyük. Bu ben bu şişeleri bir ayda, bir aydan daha az bir sürede bitiriyorum bu arada. 30 milimlikler. Bu da 30 milim. Yani bir ay dayanmıyor bana bir şişe. İşte ne kadar parfüm manyağı olduğun oradan belli. Bunu da günlük çok severek kullanıyorum ama yine çok ağır bir koku. Dikkatli ağzın olun. Ağzın içine de sıkıyorsun herhalde. Fıs fıs fıs. Bunu patronum bana ne dedi bunu bir kere sıktığında biliyor musun? Evet. Şey diyor, sabah işe gelirken çiçek bahçesinden koşarak. O şöyle kokuyor. Ben arabanın camını yazdım. Çok onlar fena. Da ofisin camlarını yazdım. O ben içeri girdiğimde böyle yapıyor. Of. Bir de tam karşımda oturduğu için yani benim masam burada, arada küçük bir paravanımız var. O paravan arkasında direkt patronum oturuyor. Sabah geldiğimde ayağa kalkıyor böyle yapıyor. Of. Açın camları. Kusura bakma. Neyle devam edeyim? James Bond serisiyle devam edeyim. James Bond 1, James Bond 2. James Bond 1. Hangisi klasik James Bond'tu? Şu değil mi? Pembe. Bunların hepsi 30 milim. İsimleri yazmıyor maalesef. James Bond'un da böyle değişik değişik renkli parfümleri var. Bu klasik olan, ilk çıkan bu. Pudramsı kokuyor. Bu hiç kalıcı değil. Evet. Çok sevdiğim bir koku ama hiç kalıcı değil. Ben maalesef. Bir kere aldım, bir daha almadım onu. Bunu sıktın anlaşılmıyor bile. Deodorant gibi. Bu siyah olan biraz daha böyle elegan kokuyor. Ama bu da hiç kalıcı değil. Bir de bunlar eau de parfum, yani eau de tuvalet de değil. Eau de parfumlar daha kalıcı oluyor haliyle. Ama bunlar hiçbir şekilde kalıcı değil. En kalıcı olan ve en sevdiğim olan bu turuncu. Şu şekilde. Yani alırsanız bu üçünün arasından bunu size tavsiye ederim. Bu biraz daha ağır kokuyor. Sevmedim. Bu daha lady kokuyor ama çiçek değil. Bu yine biraz daha böyle pudramsı da değil. Böyle şey biraz ne güneş ne? Kremi gibi. Ne parfümü gene? Hayır, hiç öyle değil. Biraz güneş kremi gibi. Sen de ne biçim zengin. Hayır, bu çok güzel kokuyor. En sevdiğim bu aralarından. Ağır kokuyor gene. Tamam ama en azından kalıcı. Ötekiler sen uçuyor gidiyor. Hiç parfüm sıktın mı belli değil. Ben sana şimdi güzel bir nene parfümü göstereyim. Al işte. Dur. 3 tane var. Bence onda. Al sana ya. Nene parfümü. Calvin Klein'in Obsessions. Bir de... Yani 100 milim yani. Tütün bu. Direkt tütün kokuyor yani. Başka hiçbir şey değil. Renginden de anlaşılır bir şekilde. Bu da yine sana hediye gelen bir ürün. Evet. Gerçekten bunu sana alan kişi senden nefret ediyor. Bunu ben anneme vereyim. Ya bu tütün kokuyor cidden. Ben tütün kolonyasından da nefret ederim. Ya bu çok kötü. Calvin Klein neden böyle bir şey yapmış? Bu da Calvin Klein yani. Hiç kusacağım. Bu araba At. At kokuyor. At kokuyor. Ben onu... Yemin ediyorum elim sana. Çocukken hani at çiftliğine gidiyorduk ya. Ben aslında kokuyu seviyorum ama bana yakışmıyor. Ya tütün kolonyasından nefret ediyorum ama tütünlü parfüm... Yani... Al şunu. Odayı havalandırmamız lazım. Ben bunu eleyim bence koleksiyonumdan. Şunun yanına koyalım yani. Resmen yazık ki ne anneme koyayım ben. Güzel bir parfüm versene. Al güzel bir parfüm. Bu da yine nene parfümü ama bu çok güzel kokuyor. Ben bunu kullanıyorum. Ya ben niye hep yaşlı parfümleri kullanıyorum? Bende bir sorun var. Yaşlanınca da. Ben geçtiğimde bütün sokak kokuyor. 100 milim. Bu ne? Vanderbilt miydi bunun adı? Evet. Ama mor olanı. Ben bakayım ona. Bu çok güzel kokuyor. Bende klasik olanı da var. Bunu halam... Halam çok kullanıyor. Bu en sevdiği parfüm. Yani babaannem, daha doğrusu halam. Halama babaanne diyorum. O çok kullanıyor bunu.
Bu da yine aslında benim yaşıma göre hiç değil ama çok güzel kokuyor. Ama bence mor olanı daha iyi kokuyor, evet, değil mi? Mor. Bir dahaki gittiğimizde sana bundan getirin babaanne. Bence bunu bence daha çok seveceksin bundan. Yani mor olanı daha güzel kokuyor. Neyle devam ediyoruz? Şununla devam edelim. Bende bir tik var arkadaşlar. Ben çok online sipariş verdiğim için bana sürekli şöyle testerlar geliyor. Ben de bunları topluyorum. Şöyle kocaman bir çantam oldu. Bazen böyle büyük testerler de geliyor. Bunlar ama erkek parfümü. Şu çok iyi kokuyor. Yani erkek parfümü arıyorsanız hediye etmeye. Ne bileyim eşinize, sevgilinize. Artık ne olursa. Sevgiler günü de geçti halbuki ama. Ama babalar günü geliyor. Aynen. Cartier markasının Paşa. Paşa de Cartier. Bunu arkadaşlar efsane kokuyor. Gerçekten yani bir erkeğe parfüm alırsam bunu alırım. Bakayım nasıl kokuyor. Ama adam gibi adam olacak aldığım kişi. Gerçekten bu adam gibi adama ya. Aynen öyle. Tam nargileci kokusu bu. direkt nargile içmeye gidersin bu kokuyla. Evet, güzelmiş. Ama çok güzel kokuyor. Şeye benziyor. Babam almıştık Ford Mustang'ın parfümüne benziyor. Şey kokuyor bu. Ford Mustang'ın. Ya ağır yine. Ağır, evet, bir erkek kokusu. Her erkek. Ama ev su. Gerçekten paşa kokusu yani. Her erkeğe gitmez şimdiden söyleyeyim. Evet. Bir de çok tatlı bir şeyim var burada. Şöyle mesela bir küçüğüm var. Ama şeyi nerede? Ha. Bakın. Mini La Vie Belle. Lancome'un. Çok tatlı. Aşırı tatlı. İşte bu testerları burada saklıyorum. Hatta yeni parfüm aldığımda bunun içine bakıyorum. Hani nasıl bir parfüm aldım falan diye. İyi oluyor. Geliyoruz hayatın gerçeklerine. Çakmalar. Hayaller. Şimdi hayatlarımız. Çakmalara geldik arkadaşlar. Oo. Şimdi şöyle ki, çakma parfüm niye alıyorum arkadaşlar? Emin olmadığım kokularda ilk olarak çakmasını deniyorum. Bakalım koku benim hoşuma gidecek mi? Gerçekten çok bayıldığım bir koku olursa o zaman orijinalini alıyorum. Ki yoksa böyle çakmalarla idare ediyorum. Fark edebiliyor. Ama fark oluyor, evet. Ama orijinalini kesinlikle alacağım bir parfüm Thierry Mugler'ın Alien. Ben bu çakmasını aldım. Kullanıyorum severek. Ama gerçekten çok güzel bir koku ve orijinali bence daha güzeldir. Yine ağır bir koku. 119. Benim bir iş arkadaşım kullanıyor. Yani gerçekten her sıktığımda diyorum ya. Ama bu da yine benim yaşıma göre değil. Değil. Onun yaşı 50 falan, 50-55. Ben bu arada çakma parfümlerimi Larisse'den alıyorum. Larisse'de de bu Alien parfümü 119 numara. Ben de kaç milimlik ama bu? Ama çakma parfüm konusunda Eiffel de fena. Aynen. Eiffel Türkiye'nin her yerinde var mı? Hemen hemen var, evet. İstanbul'da, İzmir'de çok var. Çok yaygın bir marka. Var. Türkiye'nin her yerinde var. Ne diyordum? 50 milimliklerini kullanıyorum. Çok güzel kokuyor. Ben bunu orijinalini alacağım ama hiç yaşıma göre değil. Dior'un Hypnotic Poison. Ben Dior'un Hypnotic Poison'ın orijinalini hiç almadım. Sende var, onu biliyorum. Benim ben hep çakmasını kullanıyorum. Hani buradan sesleniyorum. Bana parfüm hediyesi almak isteyenler. Dior Hypnotic kırmızı olan. Alabilirsiniz. Ben bunu niye almıyorum orijinal? Biliyorum, çok vanilya kokuyor. Evet, biraz. Çok kullandığım bir parfüm değil zaten. Bak, ama az kullanmış. Efsane kalıcı ve çok güzel. Yine ağır ama. Bakayım. Senin zevkine göre ağır bir parfüm. Evet, aslında öyle. Ama benim zevkime parfüm. Hiç sevmediğim bir parfüme geldik. Bu farklı kokuyor. Dolce Gabbana Light Blue. Bu ne biliyor musun? Limon. Çöp, bu direkt, evet, kolonya. O kolonya. O çöp. Ben onun orijinali vardı bende. Çöp. Hiçbir şey yaramıyor. Ama bu farklı kokuyor ha. Bitireyim bari bunu. Bu hiç alakası yok. Nasıl alakası yok ya? Hadi hadi. Yok. Ah, sen bunu çok seversin. Narcissio. Narcissio. Rodriguez. Tabii. Narcissio for. Sakın sıkma onu. Bu direkt Nergis parfümü. Direkt sıkma. Almışlar 10.000 tane Nergis'i şişenin içine. Sıkma. Ben bunu sıkarsam sen şu an 30 kere hapşırırsın. Evet, sıkma. Direkt alerjik reaksiyon. Çiçeğe karşı alerjisi var. Bu gerçekten çiçek bombası. Flower bomb. Katılmıyorum sana. Hiç alakası yok. Of, tamam. Var arkadaşlar. Yok. Evet. Biraz da
diğer kokulardan devam edeceğiz. Bu direkt alaka. Ne biliyor musun? Direkt klasik İzmirli'nin evinde bulunan bir şey. Parfüm. Bu koku değil mi? Bu bir parfüm değil mi arkadaşlar? Size soruyorum. Parfüm değil, dezenfektan. Her derde deva. Hem güzel tük, kokuyorsun. Tük 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 tük. Oh, azıcık daha dök be pinti. Bana hasta ziyaretine gelen insanlara sesleniyorum. Bana kolonyayla gelirseniz lütfen lavantalı olsun. Arkadaşlar İzmir'de oturanlara sesleniyorum. Tarış'a gidin ve şunu alın. Bence zeytinlisi. Kemeraltı'nın girişindeki o Tarış'ta. Bir de pahalı değil o kadar ha. Lavantalı olan ama efso. Hem elleriniz dezenfekte oluyor hem de güzel güzel mis gibi kokuyorsunuz. Zaten lavantalı her şeyi seviyorum ben. Bir de rahatlatıyor lavanta. Aynen. Ama zeytin kolonyası deneyim. Yani evet o da güzel. Ne alaka diyorsun ama çok güzel kokuyor. Ama marka olarak bence her kokusu güzel olan kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer. Evet. Since 1923. Ben de şu küçük şişeleri var. Bunlar gratiste de satılıyor galiba. Evet. Yani 6 tane var da diğerleri çantamda dağılmış bir şekilde bunları bulabildim. Klasik limon olan var. Ki Eyüp Sabri Tuncer'in klasik limonu bile çok daha güzel kokuyor. Diğer limon kolonyaları gibi değil. Direkt parfüm gibi. Evet. Ne varmış başka? Şöyle değişik. O kadar çok sıktık ki. Beyaz çay varmış. Hatıralar diyor bir de. Anılar. Çok güzel kokuyor. Başka nelerim var? Nelerim var? Şunlar. Allah'ım bunlar ne kadar ünlüydü bir ara. Evet. Herkes de vardı. Victoria's Secret. Bu şey gibi kokuyor. Bayram şekeri gibi. Plum. Plum gibi kokuyor. Şey, erik. Ne erik. Alaka? Vallahi erik gibi. Şey erik ama. Yeşil erik değil. Şey eriği. Hmm. Evet, ekşi. Aman ne denir ona be? Plum işte ya. Plum mı? Erik işte. Kara erik. Kara, ha. Mürdüm erik mi? Yani öyle bir şey derler değil mi? Yeşil erik değil. Victoria's Secret'in Love Spell. Aynen. Bu bayağı kalıcı ama vücutta. Bunlar. Saç parfümü. Niha'nın bir saç parfümü. Bu sadece maalesef Almanya'da satılıyor. Ama çok güzel. Çok güzel bir ürün çıkarmış Nihan. O da bir YouTuber. Bu da çok şey kokuyor. Fresh. Ya fresh de değil. Ama kalıcı değil ya. Çok çok uçuyor. Maalesef. Saç parfümleri genellikle öyle oluyor ama güzel. Şöyle bir ürünüm var Rituals'tan. Bu hem saça kullanılıyor hem vücuda. Ama genellikle şeyi de kullanılıyor. Yatmadan önce yastığınıza böyle 2-3 kere sıkıyorsunuz. Daha rahat uyuyorsunuz. Daha relax uyuyorsunuz. Şöyle bir ürün. Bayağı kullanmışım yalnız. Bunun bende küçüğü de vardı hatta şöyle denemelik. Tabii. Çok rahatlatıcı bir koku. Ama saçta hiçbir şekilde kalıcı değil. Saça kullanmayın bence. Vücutta da değil. Şu yastığı iki... Gece falan. İkinci gece kokmuyor. Ya uyuyana kadar kalsın yeter zaten. Body Fantasies. Bunlar gratiste satılıyor. Bunlar çok uygun fiyatlı. Ama ev su kokuyor bunlarda. İkisinde de vardır belki de. Bilmiyorum. Twilight Mist ve Japanese Cherry Blossom. Bu Japanese Cherry Blossom bize. Ağır kokuyor. Bunlar bir de 3 tane vardı. O bitti. Küçüktü böyle kırmızı. Hmm. Ben şu Twilight Mist'i daha çok seviyorum. Bunları artık bitirsem iyi olur çünkü bunlar bayağı. Ben öyle şeyleri evet. Artık öyle şeyleri pek sevmiyorum. Ama çok güzel kokuyor. İyi değil aslında. Direkt vücuda arkadaşlar ben bunları direkt vücuda sıkmıyorum. Onu söylemeyi unuttum. Kıyafetimin üstüne sıkıyorum bunları parfüm gibi. Benim çünkü cildim çok hassas. Zaten mesela süt içtiğimde direkt vücudumda kabarcıklar oluşuyor şu şekilde gördüğünüz üzere. Alerjimden dolayı. Ve çok agresif ürünler kullandığımda da cildimde hemen kabarcıklar çıkıyor vesaire. O yüzden parfümü cildime hiçbir şekilde değdirmiyorum. Cilt demişken aynı şekilde şu sıkmalı deodoranları da hiçbir şekilde cildime değdirmiyorum. Bunları ne yapıyorum? Çok sıktık. Çok yaşam.
Cildime. 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 Evet, o şey çiçekli. Cildime tek değdirdiğim ürünler krem deodoran. Bunda da gerçekten kaliteli ürün kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü dediğim gibi cildim hassas. Ve ter kokuma gerçekten sırf iyi gelen tek bir ürün var, o da şu. Lancome. Yani fiyatını söylemek istemiyorum. Fiyatını gerçekten söylemek istemiyorum ama tek yarayan ürün maalesef bu. Bocage deodorant. Şöyle şey, klasik sürmeli olan. Benim gibi çok terliyorsanız, gerçekten iyi deodorant bulamadıysanız biraz paranıza kıyın. Bunu deneyin derim arkadaşlar. Gerçekten işe yarıyor. Bir de Biotherm'in bir tane var. Onu da severek kullanıyorum. O bitti şu an, maalesef yok. Almam lazım bir daha. Ama bu Lancome'u bir tık daha seviyorum. Sadece bunda dikkatli olun. Parfümünüz iyi olsun üzerine sıktığınız. Çünkü nene kokusu maalesef. Çok şey kokuyor yani. Teyze gibi kokuyor. Bir şey ben işime yaramadı. Memnun kalmadım. Bir deodoranım daha var. Rituals'ın yine. Ritual of Shing. Ama bu maalesef işe yaramıyor. Yani fena değil. Ya bu kuru, ama uzun kalıcı da bir şey değil. Etkisi. Deodoranlar pek. Bunu ben genellikle şey hassas. Kolumun altı gerçekten çok hassas olduğunda kullanıyorum. Çünkü çok şey değil. Agresif değil. Çok Rituals doğal olduğu için. Ama genellikle Lancome ya da Biotherm kullanıyorum. Rituals yok sanırım Türkiye'de. Online da var galiba. The Body Shop kesin var da. Rituals'ın bir de şu var. Deolightful. Bu da güzel kokuyor. Deodorant. Ama dediğim gibi cildime direkt sıkmıyorum. Bu sprey deodoranlardan zaten uzaklaşmaya çalışıyorum. Bunu çok uzun bir süre önce almıştım. Bitirmeye çalışıyorum. Şunların ikisi de bana abone kutumdan çıkmıştı. O yüzden bitirmeye çalışıyorum artık. Bunları kullanmıyorum, sprey deodoranları. Direkt parfüm de sıkabilirim. Yani hiçbir anlamı olmadığı için bunlar bana saçma geliyor. Ve doğa için de zaten hiç iyi değil. O yüzden bunları kullanacağım ve bir daha bu şekilde deodorant almayacağım. Arkadaşlar, koleksiyonum bitti aslında. Yani küçük koleksiyon denilemez. Çok da büyük bir koleksiyon değil. Ortalarda bir şey. Ama normalde insanların böyle belirli bir kokusu olur. İnsanlar sürekli o parfüm alır. O hiç benlik bir işi değil işte. Çünkü ben çok çabuk sıkılıyorum. Ben parfüm, her gün başka bir parfüm. Parfüm koleksiyonunda bir şey yok. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma diziyorum parfümlerimi. Her hafta değişiyor parfüm. Ya da ayın 1'i, 2'si, 15'i, 18'i, 20'si falan diye. Ya sürekli aldığım bir parfüm gerçekten yok. Dediğim gibi gezmelik birkaç parfümüm var. Onları sürekli alıyorum. O gezmelik de sıkıyorum onları. Ama günlük parfümlerimi sürekli değiştiriyorum. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Koleksiyonum hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Diyeceklerim bu kadar. Öpüyorum hepinizi. Güle güle. Hoşçakalın.